McGee is in for the first time in the game tonight. Stranger things have happened. Yes, they have. Nothing shocks me about this game. And that drew rim. It's still loose. Luka got it back. He did it. An improbable comeback by Dallas to tie it with 1 second left. It's unbelievable. It is a miracle. It's overtime. Stranger things have happened. Evet, seneyi Doncic'in 60-21 onuyla tamamlıyoruz. Tam da yıl biterken olan daha bomba bir şey olur mu bu sene NBA'de diyordum. Oldu. Doncic 60-21-10 yaptı New York maçında. Daha önce bu seviyelere gelen, benim ilk aklıma gelen Harden vardı. 60-10-10 civarlarında bir rekoru vardı onun. Aynı zamanda Doncic Dallas'ın da takım rekorunu da kırdı. Orada da Nowitzki'nin 53 sayısı vardı franchise rekorunda. Onu da geçmiş oldu. Tabii bu galibiyet olarak çok önemli bir galibiyet mi? Dallas için değil. Hani ama en azından böyle bir rekor gelirken maçı kazanmış olmaları güzel. Çünkü daha önce böyle tarihi rekorlar olurken bazen kaybedilen maçlar da görüyorduk. Ama herhalde bundan önce en vurucu hatırladığım kesinlikle zaten Kobe'nin 81 sayısı. Ama Doncic burada artık şey seviyesine geldiğini gösterdi. Yani İlk geldiği sezondaki işte ya forvet oynar mı acaba, 4 mi oynatsak gibi gerizekalı yaklaşımlardan artık tarihin en iyi oyuncuları sıralaması nereye gelecek tartışmasının artık net bir adayı. Ki Doncic'in yani bence en iyi yaptığı şey ki hani herkes ya Jordan olmaya çalışıyor ya işte benzer yoldan gitmeye çalışıyor. İşte GOAT olmak için şampiyonluk sayısı mı önemli, istatistikler mi önemli, bunlar her gün tartışılıyor. Bu tartışmaların hepsini bir kenara bırakırsam Doncic'in bence Jordan'a yakınsayarak en iyi yaptığı şey ne zaman ne yapacağını rakibin öngörememesi. Yani siz bir akşam oturup Doncic'in geçmiş bütün maçlarını izleyip neler yapabileceğini öğrenebilirsiniz. Bakarsınız, evet fadeaway var, boyalı alanda bunları yapıyor, dışarıda şöyle oynuyor, pick and roll'u böyle oynuyor, işte fadeaway'ini şurada kullanıyor, spin move'larını burada kullanıyor. Yani tonlarca hareketini cidden çalışıp öğrenebilirsiniz ama bunu ne zaman, nasıl, hangi şekilde yapacağını bilemediğiniz için ve buna tepkiniz belli bir öngörüyle gelirse, yani Doncic'e karşı "Aa evet şimdi bunu yapacak" öngörüsüyle hareket ederseniz, yani hareketlerini varsayarsanız, o da size tam tersiyle cevap veriyor ya da başka bir varyasyona cevap veriyor ve rakibi çok zor durumda bırakıyor. İşte genelde tartışılan işte hızlı mı yavaş mı konusu da burada çözülüyor. Yani rakibinin düşüncelerine kendi elindeki silahlarla yanıt verdiği zaman ya da varsayımlarına zaten ister istemez karşısındaki herkesten daha çabuk olmuş oluyor ya da daha bir adım öne geçmiş oluyor. O yüzden Doncic'in artık bence tartışılacak bir yanı kalmadı. Ki bu tarz aslında çok büyük istatistikler genelde dediğim gibi bir sonuca varmadığı zaman aslında beni çok etkilemiyor. Şimdi Doncic'in bu tarz istatistikleri sonuca götürmesi bu sezon için, hele de bu takımla, ki Dallas, ufak bir Dallas'a da değineyim, hatta New York'a da değinebiliriz bu maç özelinde. Yani Dallas'ın bu seneki kadrosuyla ve performansıyla şu anda hani playoff içinde kalması iyi gözüküyor. Geçen sezon gibi Batı finalini görebilirler mi? Şu halleri çok zor. Hele de rakiplere baktığımızda hele bu sene daha da zor. O yüzden Doncic'in buradan nereye götüreceği takımı çok önemli. Hem MVP yarışı için hem de Doncic'in kariyeri için. Ki Dallas burada bir çözüm üretebilir mi? Aslında birkaç değişiklik yaptılar. Tabii sakatlıklara da bağlı işte. DFC sakat şu anda. İşte o yüzden Wood ilk 5'e girdi. Tabii Reggie Block'un burada formsuzluğu da işleri değiştirdi. O da bench'e düştü. Wood'un 5'te olması, özellikle 4 oynadı, hani 5'te oynatıyorlar ama ilk 5'te Powell'la beraber 4-5'te oynuyor. Kendi de tek 5'te oynuyor. Tek 5 oynadığında onu savunmada barındırmak inanılmaz keyifsiz bir şey. Çok yumuşak, hala çok yumuşak. Yani orada şimdi kesitleri gördüğünüzde evet blok yapabiliyor, işte blok sayısını arttırmışı izleyebilirsiniz ama maçın tamamını izlediğinizde gerçekten savunmada, pick and roll savunmasında, yardım savunmasında, topsuz switchlerde falan felaket durumda. Hoş, Dallas savunması takım olarak felaket durumda. Hatta burada daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Doncic daha hevesli ve dirayetli duruyor savunmada. Yani onu birebir kaldığında eğer fiziksel avantajı varsa savunmada bunu çok daha iyi kullanmaya başlamış. Aynı zamanda takip steal'ları falan da yapmaya başlamış. Rakibin arkasından ya da pas aralarını zaten yapıyordu. Biraz da top çalma sayısını böyle arttırmış. Ama Dallas'ın bu haliyle nereye gideceği gerçekten tam muamma. Ki iyi maçları, yani zor rakiplere karşı iyi maçlar da çıkarıyorlar. Sonda kazanıyorlar da kaybediyorlar. Bazen çok saçma mağlubiyetler alıyorlar ama bir noktada bu takıma bir takviye gerekiyor. Kemba geldi. Yani Kemba Walker bir ilaç mı bu takım için? Değil. Yani evet, ilk maçını Doncic'in olmadığı rotasyonda iyi oynadı ama sonrasında hiç sahada yok. Ki Kemba'nın rotasyonda Doncic'le yan yana denendiği varyasyonları da var Kidd'in elinde. Ama ben hiç umut bağlayamıyorum açıkçası. Kenardan işte Bertans da geri döndü. Bundan hiçbirinden istikrarlı bir şey bulamıyor şu anda Dallas. Bakalım ne yapacaklar, bir takviye gelecek mi göreceğiz. New York tarafında ise evet, hani Thibodeau hala rotasyon şov. Yani adamın yıllardır bitmeyen kafa karışıklığı. Yani böyle kafası devamlı karışık biri gibi Thibodeau. Devamlı karar alırken ne yapacağını, işte onu mu çıkarayım, bunu mu koyayım, aman o sakatlandı onu boş ver, onu alayım. Sonra oyuncular tabii isyan etmeye başlıyorlar. Thibodeau takımların zaten değişilmez. Oyuncuların devamlı bir şeyden memnun olmaması. Bunun artık kaynağının Thibodeau olduğunu herhalde herkes ikna oldu. Ama bir yandan da iyi şeyler de çıkartıyor. Şimdi New York'a baktığımızda hani bence şu dakikada Julius Randle gitse şu takım için daha iyi olur bence. İstatistiklerinin playoff'larda bir yere gitme ihtimali en düşük oyunculardan biri. Hala takımdan çok kopuk oynuyor ki ben New York izlemeyi gerçekten hani çok düşük miktarlara tutuyorum. Ona rağmen her izlediğimde hiçbir gelişme göremiyorum adamda. Ki RJ Barrett da keza öyle. İnanılmaz istikrarsız gidiyor ve yani gerçekten oyunda hücum silahları bakımından kendine çok da bir şey eklememiş. Ama yani ki bu maçta sakatlandı. Hani başka maçları izlediğim için onu söylüyorum. RJ Barrett de bu maçta erken sakatlanıp çıktı. Jaylen Brown'un oynamadı vesaire. Hani belki onlar oynasa Dallas bu maçı kazanamaya da bilirdi. Ama işte bazen de gezegenler bir araya geliyor ve Doncic bu istatistiği yapabildi bu sayede. Ama esas hoşuma giden Grimes, Quickly ve Brunson üçlüsünün New York rotasyonunda iyi bir kısa rotasyonu oluşturması ve iyi savunma yapması. Hani özellikle Grimes ve Quickly'den bahsediyorum. Hani burada Brunson savunması hala idare eder seviyede. Çok iyi değil. Ama Grimes ve Quigley gerçekten iyi katkı veriyorlar. Onların rotasyondaki, hatta buraya McBride da işte sakatlıklara vesaire göre ekleniyor. Çok 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 iyi olmuş ve bu iki oyuncu da hem içeride hem dışarı dönebiliyorlar. Çembere gidebiliyorlar. İyi savunma yapıyorlar. Gerçekten New York'un yıllardır belki böyle aşırı renkli olmayan ama iyi iş yapacak, düzenli iş yapacak oyuncular, oyuncu kıtlığını bu oyuncular bitirecek gibi. Bunu umarım kaçırmazlar ellerinden. Burada iyi bir rotasyon yakalamış New York. Onun dışında dediğim gibi biraz daha hani mesela Mitchell Robinson'ın yıllardır daha iyi bir sıçrama yapmasını bekliyor herkes ki bu sene de ara ara iyi maçlar çıkardı. Ama hücumda oyuncular onunla çok ilgilenmiyor. Kendisi de çok agresif değil. Biraz maçı içerisinde çok fazla düşüyor kafa olarak. Muhtemelen Thibodeau da bunu bildiği için işte biraz daha Johnny Sims'i de oraya eklemiş. Ki Sims de hiç fena bir oyuncu değil. Ama New York'ta dediğim gibi yani bir iki ufak hamleyle işte Randall'ı belki güzel bozdurabilirlerse, RJ Barrett artık biraz daha bir şeyler çıkartabilirse, Cam Reddish yine burada da olmayacak herhalde. Cam Reddish'le belki takas edip buradan da bir iki aset alabilirler. Bunlarla beraber New York biraz daha istikrarlı ve playoff'larda en azından bir adım daha öteye gidebilecek bir takım olabilir gibi duruyor. Ha, bunun yanında tabii Doncic'in 60 sayısını konuştuk. Aynı gün Zion Williamson da bir kendi rekoruna imza attı. O da 43 sayıyla kendi kariyer rekorunu tazeledi ki Zion özellikle hani bu sezonda arada sakatlanıp inaktif kaldığı süreler dışında ki bu sezon geçen sezona göre çok daha iyi durumda. Daha iyi gidiyor. Hatta şu an All-Star'ın da en ciddi adaylarından biri oldu. Ingram'da yokken Pelicans'ı taşıyor. Ama tabii en büyük sorunu aslında savunma bu sezon için. Gerçekten savunmada sıfır noktasındaydı bazı maçlarda. Son maçı işte Minnesota'ya karşı alırken topu çalıp Durant going to the cup, gets the roll again. A new career high for Zion. He's up to 40. Can you get one stop? That's what it boils down to. And Zion takes it away. Up to the Wizards. Oh my goodness gracious. Joel, what are we seeing? We are seeing a superstar in the making right now. He has taken over the game. He's got the last 13 points for the Pels. That is a 13. Oh, my goodness gracious. You can't tell me this Zion Williamson that we are seeing now. Bitirmesi, öncesinde bulduğu sayıdan sonra üstüne bir de top çalıp fast break'te bitirmesi bence çok güzel bir işaret oldu. Biraz daha hücumu yönlendirme konusunda da aktif oluyor. Ben burada çok daha fazla aktif olmasından yanayım. Onda oradaki o taraftaki gelişmesinde göreceğiz bakalım. Zaten asist sayısı da son uzun oynadığı sezona göre şu an bir asist artmış durumda. Ve seneyi Doncic'in istatistikleriyle bitiriyoruz derken aslında bir olay daha yaşandı. Detroit Pistons Orlando maçında. Kavga çıktı. Bu sezon ufak tefek kavgalar gördük. Hani geçmiş yıllardaki gibi işte meşhur Detroit Indiana kavgası, zaten aman öyle bir şey yaşanmasın zaten de. Zaten hani daha komik olan Pistons maçında kavga yaşanırken oyuncular bench'i terk etmemeleri gerekirken bench'teki yerlerini terk edip bu kavgaya girerken Detroit'teki salondaki anons şuydu: sakın yerlerinizi terk etmeyin, yerlerini terk edenlere hapis cezası gelebilir. O kadar korkmuş durumdalar yani, yıllar sonra bir daha böyle bir süreç yaşamak istemiyorlar. Ya ama tabii Mo Wagner ve işte Hayes'in arasında çıktı bu kavga. Ya o yumruk çok tehlikeli bir yumruk. Yani bir insanın arkadan ense köküne yumruk atmak gerçekten çok tehlikeli. Hani cezalara baktığımda burada daha ciddi cezalar çıkabilir mi diye düşündüm açıkçası. Hemen cezaları da söyleyeceğim şimdi size. Şöyle, Mo Wagner 2 maç ceza aldı. Killian Hayes 3 maç ceza aldı. Ki bence Killian Hayes'in o yumruğuna o ceza bence bir tık az. Hani Mo Wagner evet onu itti, sonraki yaşananlar vesaire, ama o yumruk bayağı tehlikeli de bir yumruk yani ense köküne. Bence daha fazla olmalıydı. Diğer taraftan Orlando bayağı karıştı. Yani bench'ten gelen her oyuncuya bir maç ceza çıktı. Liste şöyle: Cole Anthony, RJ Hampton, Gary Harris, Kevin Harris, Admiral Schofield, Franz Wagner, Mo Mamba ve Wendell Carter Jr. Yalnız şöyle bir detay var. Bunu da hemen söyleyeyim. Tabii maça çıkabilmeleri için en az 8 sağlıklı o gün oynayabilecek oyuncuya ihtiyaçları var. O yüzden oyuncular cezalarını 2 parti haline çekecekler. Ben bu videoyu cuma günü yapıyorum. Yani bugün oynayacakları sanırım Oklahoma ile oynuyorlar. Pardon, Oklahoma bir sonraki maç. Bugün oynayacakları maçta Cole Anthony, Bamba, Carter Jr. ve Hampton oynamayacak Gary Harris'le beraber. 4 Ocak'ta Oklahoma maçında da Kevin Harris, Schofield ve Franz Wagner oynamayacak. Böyle bölmüşler cezaları. Çünkü diğer türlü sahaya çıkamayacaklar. Yani bench'teki oyuncular da oraya gitmesinin bir anlamı olmadığını herhalde bu cezadan sonra anlamıştır ki bunların hepsi bu arada ödemesiz. Yani maaşlarını alamayacaklar bu maçlar süresince. Evet, bugün All-Star tercihlerini de konuşacağız. Oylamayı da konuşacağız. Ama öncesinde ufak bir sakatlıklara değinmek istiyorum. Yine Sezonda çok kötü sakatlıklar olmaya başladı. Zaten Kate Cunningham'i konuşmuştuk. O sezonu kapattı. Üstüne Davis eklendi. Anthony Davis müthiş gidiyordu. Fantasy League'deki 4 takımdan birinde de vardı bende. Beni de üzdü. Ama yapacak bir şey yok. Yani tabii daha önce bir ay gibi açıklandı ama daha sonra indefinite'liğe çevirdiler. Ama tabii stres kırığı söyleniyor. Stres kırığı da biraz boktan bir sakatlık. Hani nasıl... Ya direkt bir tedavi edemiyorsunuz. Biraz bekleyerek geçmesini beklemeniz gereken bir sakatlık. O yüzden Davis'in hani buradaki tedavisi süreci nasıl olacak göreceğiz. Hani ben sezonu bitireceğini falan zannetmiyorum. Kapatacağını zannetmiyorum ama herhalde en kötü ihtimalde All-Star arasını falan geçecek gibi duruyor. Ama gerçekten kötü oldu. Hem Lakers için hem Davis için gerçekten inanılmaz istatistiklerle devam ediyordu ki Lakers'ı da harbiden tek başına taşıyacak seviyeye tekrar forma dönmüştü. Onun dışında Booker sakatlandı. Booker'da kaslarında bir sakatlık yaşıyor. O da en az bir ay olmayacak. Bu da Suns için kötü oldu. Diğer tarafta Pokuševski Oklahoma'da hem artık ufak ufak rolü netleşmeye başlıyordu. Biraz daha rotasyondaki yeri netleşiyordu. Derken ki ben direkt 5 numara oynatılması konusunu bir noktada konuşmayı istiyordum aslında. Hani bu doğru mu değil mi? Orana kadar faydalı olabilir diye ama o konuşmayı yapana kadar kendisi sakatlandı ve uzun bir süre olmayacak o da 6-8 hafta arası. Onun dışında sanırım bir de ha yok tamam orada bir sakatlık yokmuş. Sabonis'te de sanki bir sakatlık var gibi kalmış ama o döndü. Evet onun dışında da ciddi bir şey yok ama tabii özellikle Davis'in sakatlığı Lakers'lar için çok üzücü oldu. Onun All-Star'daki yerini etkileyecek mi? Bunu da bir konuşacağız. Hani All-Star'a zaten oynar mı ondan da emin değilim oraya kadar dönerse. Deyip aslında All-Star oylamasına geçebiliriz. Hatta şöyle size bu video içerisinde şöyle güzel bir ekran da yapayım. Bu sene hazırladıkları sistem güzel NBA'in. Buradan oy verebilirsiniz. Direkt hatta adresi de söyleyeyim ben size. vote.nba.com. Şimdi bazı oyuncular açıkçası All-Star oylamasında kafamda çok netken bazı oyuncular hiç net değil ve dışarıda kalacak oyunculara karar vermek gerçekten bence bu sene çok zor. Özellikle hani Batı'dan başlayalım. Batı tarafında kafadan zaten Jokic'i yazabiliyoruz. Jokic'e hiçbir şekilde zaten dokunulmazlığı var burada. Yani default aday olarak zaten LeBron da burada. Aslında ben yanına da Davis'i yazmak isterim ama Davis'i yazmak şu ihtimalde çok zor. Sakatlığından dolayı. Zaten ki seçilecek. Hani seçilme ihtimali çok yüksek. Kendi sonuçta sözleşme alacağı yerlerde sözleşme için de kıymetli All-Star olması. Ama şu haliyle tabii dışarıda bırakmam gerekiyor sakatlığından dolayı. Tabii burada diğer doğal aday Zion Williamson. Ha burada Sabonis niye olmuyor deseniz. Evet Sabonis bence bu sene özellikle Sacramento'ya katkısı çok iyi ama savunma tarafındaki Zion'dan çok farklı değil. O da eksik. Hani burada biraz daha marketing bir tercih açıkçası. Hani Zion'ın daha iyi bir All-Star uygun bir yüz olması. Oyun tarzının daha uygun olması. Özellikle Pelicans'ın yaptığı sıçrama burada da biraz daha etkili ki Kings de kötü gitmiyor yani en azından geçmişe göre çok daha iyi durumdalar. O yüzden böyle bir tercihe itiyor beni Williamson konusu Sabonis'e göre. Guardlara baktığımızda bence burada da aslında kafam çok netti. Şimdi Doncic de çok net açıkçası ama bir yerde sıkı tıkandım yine özellikle Curry ve Gilgeous Alexander arasında. Tabi burada Curry çok default aday ama onun da sakatlığı var. Ve Gilgeous Alexander inanılmaz oynuyor bu sezonu. Özellikle Oklahoma, tabii Oklahoma'nın olduğu yer yine tartışmalı ama müthiş oynuyor. Sırf burada hani zaten artık Curry'nin de LeBron gibi default bir aday olması ve tabii Golden State için ne kadar kıymetli olduğunu her dışarıda kaldığında tekrar hissettiriyor. Zaten lig içinde ne kadar kıymetli olduğunu tekrar hissettiriyor. O yüzden burada üzülerek Gilgeous'u dışarıda bırakıyorum ki hatta yani burada Ja Morant'ı bile tartışmaya dahil edebiliriz aslında. Ama sonuçta batıdaki tercihlerim bu şekilde. Ama dediğim gibi hani burada Davis sakatlanmasaydı muhtemelen LeBron'un yerine hani Williamson'ı da kesemeyiz dersek ki LeBron'un da kenardan gelmesi çok ilginç olur All-Star'da. Kariyeri bitmeye yakın. Bir şekilde ilk 5'te olacaktır bence. Davis'i yazardım yani. Doğu'ya bakalım. Doğu'da kısalar. Ya burası aslında daha da karışık. Şimdi takımların durumu itibariyle bakarsak ki sakatlıktan dönen bu arada Lamelo inanılmaz döndü. Çılgınca oynuyor şu anda. Yani hak etmediğini kimse söyleyemez. En azından şu anki istatistiklerle. Donovan çılgın başlamıştı. Düştü ama Cleveland'ın yeri itibariyle Donovan Mitchell'ın yaptığı katkı yine ortada. James Harden iyi döndü sakatlıktan. Yani Philadelphia'nın bütün asist gücünü, hücum yönlendirmesini çekiyor şu anda. Trae Young'ı burada biraz eliyorum açıkçası. Çünkü istatistikleri çöküyor olsa da bence Atlanta'ya pozitif impact'i sallanıyor. Yani bazen yine o da kara deliğe dönüyor ve takımda hala topsuz oyununu inanılmaz geliştirmiş değil. Impact olarak etkisi beni biraz üzüyor. Halliburton burada yine Indiana tarafında. Indiana'yı yine konum olarak baktığımızda iyi tutan bir oyuncu. Yani Indiana'ya getirdiği etki tartışılmaz. Ama benim için burada ilk öne çıkan oyuncu kesinlikle Jaylen Brown oluyor ki ilk başta Jaylen Brown konusunda kafam karışıktı. Ama Boston'a odaklandım bu hafta biraz daha. Boston maçlarını izledim. Ki hatta bu programın son kısmında Boston'da konuşacağız. O yüzden hani Jaylen Brown'un özellikle eksik olduğu kısımları da son birkaç maçta tamamladığını görüyorum. Özellikle dış atışlarda, dış şuttaki yüzdesi, denemeleri daha düşüktü. Biraz daha hücum içinde flow'dan kopabiliyordu Boston'da. Bunları biraz daha toparladığını görünce daha da ikna oldum. Jaylen Brown'u burada ekliyorum ama gerçekten yanına bir isim yazmak çok zor. Kyrie keza, hani benden bunu çok duyamazsınız ama Kyrie'nin özellikle ceza aldığı dönemden sonraki dönüşünde şu anda %41 ile üçlük atıyor. Yaklaşık %56, %57 ile de sanırım FG'si vardı son baktığımda. Çok iyi durumda. Nets'teki sıçrama inanılmaz iyi. Mesela aynı sıçramayı yaratabilen oyunculara baktığımız işte Harden keza Philadelphia'yı tutuyor ama böyle benzer bir sıçramayla gelmedi. Ya burada gerçekten ikinci oyuncuyu yazmak çok zor. Yani tamamen hakkıyla gitmeye çalışsam da elimden bir şey gelmiyor burada. Hani default aday belki Donovan Mitchell olabilir yine. Hani ocağa da nasıl geçeceğine bakarsak ki oylama sonuçları daha gelmedi, ilk oylama sonuçları. Kapanana kadar belki Donovan Mitchell buradaki yerini daha da sağlamlaştırabilir. Ama gerçekten çok zor. Hani oylamalar bence Harden'ı bir tık ileri çıkaracaktır. Belki burada Lamelo da biraz daha öne çıkabilir. Ki DeRozan'ı yine Chicago Impact ile ilgili şüphelerim olduğu için daha geri planda tutuyorum. Gerçekten çok zor burada bir tercih yapmak. Ama sanırım yani biraz daha marketing tarafından bakarsak konuya herhalde burada Harden'la Halliburton sona kalır. Ve Harden öne geçer gibi duruyor. Ama tabii Embiid'in burada çok önde olması Harden'ı biraz baskılar mı oylar tarafında, ondan da emin değilim. Ama kişisel tercihim kim olmalı derseniz çok zor ya. Gerçekten karar veremiyorum. Ama herhalde Halliburton diyeceğim burada. Arka tarafa bakalım. Burada da çok zor bir tercih var. Yani burası bayağı zor aslında. Ya burada şimdi Tatum'u kafadan yazıyorum. Çünkü Tatum'u gerçekten bu sene artık MVP yarışının tepesinde konuşuyoruz. Tartışacak hiçbir şey yok. Burada Embiid'i de kafadan yazmamız lazım. Embiid de muazzam oynuyor. Onu da tartışılacak bir yanı yok. Böyle olunca elimizde Durant ve Giannis kalıyor. Yani burada da ya Giannis'in zaten Bucks'a olan etkisi inanılmaz ama bu sezon özellikle son maçlarda, son haftada üst üste gelen kayıplar, Giannis'in saha içinde bayağı zorlanması, bu sene bazı anlarda kendisiyle kavga etmesi, ki bunu pozitif anlamda söylüyorum. Kendisiyle kavgasını direkt kendini tekrar geliştirmek üzerine kurabiliyor işte. Faul tarafında olsun, orta mesafe şutları tarafında olsun, dış atışları tarafında olsun. Bunları bir toparlamaya çalışıyor. Hani impact'i tartışılmaz. Ama Durant'in Nets'e kattıkları da hele de bu kadar boktan giderken her şey, çok kötü giderken bütün hücumu yöneten oyuncu haline geldi. Yani hatta burada biraz Nets konuşabilirim yani All-Star tercihlerini yaparken. Hücumun yani asist sayısından da bağımsız ana yönlendiricisi kesinlikle Durant şu anda ve bunu Kyrie'ye de hiç bırakmadan yapıyor. Bu çok değerli çünkü Kyrie'yi daha zaten skorer olarak sahada kalması gerektiğini, fazla oyunun yönlendirilmesine bulaşmaması gerektiğini, yaptığı asistleri zaten oyunun akışı içerisinde özellikle drive'lar üzerinden yapması gerektiğini hep söylüyordum. Durant de burada bu rolü Kyrie'ye bırakıp kendi üzerine aldığı rolle müthiş iş çıkartıyor. Özellikle key paslarda, ilk paslarda, asiste yol atacak paslarda, Ben Simmons'ı yönlendirmede, Simmons'ın sağ içi konumunu özellikle low posta çekip low posta bir top dolaşım kanalına çevirdiler Ben Simmons'ı. Çünkü dışarı tuttuğunuz her an rakip savunma büyük avantaj yaratıyor. Ki ben hala savunmaların Ben Simmons'tan ciddi faydalandığını düşünmüyorum. Playoff'larda bunu daha iyi göreceğiz. Çok daha iyi faydalanan takımlar çıkacak. O yüzden de Ben Simmons'ı post bölgesine hemen yollayıp daha sonra Durant'in bütün kontrol eline aldı ve posta top Ben Simmons'a geldiğinde de özellikle tepede oynanan pick and roll'lerden sonra ikinci paslarda Ben Simmons bulunup, ki Ben Simmons'ta oynanmayan pick and roll'lerden bahsediyorum. Özellikle zayıf taraftan çok iyi oyuncu getirebiliyorlar. Orayı çok iyi bozabiliyorlar. Çünkü Ben Simmons iyi bir pasör. Yani bununla zaten kimsenin itirazı yok. Ama geri kalanında çok ciddi hala mental sorunlar yaşamaya devam ediyor. Ama biraz daha da güveni kendine gelmeye başlamış. O yüzden Durant'in Nets'e getirdiklerini düşününce burada kafadan Giannis yazamıyorum ama Giannis'in de kenarda kalma ihtimali çok düşük. Burada muhtemelen oylar tarafında ve hani hem seyirci oylarında hem koç ve basın oyları tarafında biri patlayacak ve bu patlayacak oyuncunun Embiid olma ihtimali de hiç düşük değil. Maalesef. Yani ben Embiid'i burada koysam da Embiid hani Fantasy Points tarafında özellikle dizdim ki hani genel olarak sayısal etkisi daha iyi anlaşılsın diye oyuncuların. Çok zor bir tercih ama burada Giannis'i kenara atmak da çok zor. Bilmiyorum ya, burada kişisel bir tercih yapacağım. Giannis'i daha çok sevsem de belki de Durant'in biraz daha böyle takımda toparlanırken ki Ocak ayı yine çok kritik. Hani Nets biraz sallanırsa yine Giannis orada öne geçer, bunu da açıkça söyleyeyim. Ama burada biraz aklım Durant'e kayıyor açıkçası. İşin hani sahadaki pazarlama konusunda da. Ama Giannis'in de kenarda kalma ihtimali hala çok zor geliyor bana. Yani çok zor karar. İki tarafta da çok zorlandım ya açıkçası. Bilmiyorum, siz de All-Star oylarınızı yazın. Hem doğuda hem batıda. Açıkçası bench'e girmeyeceğim bugün. Bench konusu çünkü çok uzun sürer. Orası çok tartışmalı. Çok fazla oyuncu var. Kenarda yine bırakılması zor oyuncular var. Ama ilk beşlerinizi yazın. Hem doğuda hem batıda. Benim seçtiklerime de eleştiriniz varsa mutlaka yazın. Abi şurada kesin yanılıyorsun, bu herif kesin önde dediğiniz birisi varsa acımayın yani. Evet, Boston'a geçmeden önce son bir konumuz daha var. O da Harden gidici mi? Bu hafta çıkan haberlerde Harden'ın Houston'a sezon sonunda geri dönebilme ihtimalinden, işte Philadelphia'nın isteklerini karşılamazsa kontratlarını falan dönebilme ihtimalinden bahseden haberler çıktı. Tabi bu ilk başta vay Harden gidiyor mu gibi olsa da ilk bakıştan sonra biraz düşününce ya işte tabi bir kontrat genelde bu tarz haberler menajerler tarafından ya da şirketleri tarafından çıkıyor, oyuncuların menajer şirketleri tarafından. Şimdi burada daha iyi bir kontrat beklentisini işaret etmek için olabilir. Doc Rivers da şu an işleri iyi gidiyor olsa da belki burada bir koç değişikliği istiyor olabilir. Yani Harden de artık eğer cidden istiyorsa da yani sırf böyle ya ben gideyim ya üstümde kafam iyiydi benim, gece hayat da güzel, ben orada eğleniyorum, kafam rahat gibi bir yerden de istiyorsa ya diyecek hiçbir şeyim yok. Yani bu kadar iyi gidebilecek bir kariyeri böyle ne istediğini bilmeyerek geçiren DeRozan da böyle mesela. Yani iyi, çok daha iyi olabilecekken ne istediğini bilmeyerek geçiren oyuncular kervanına katılacak ardında. Bilmiyorum ya, bir de Houston olsam niye alayım tarafındayım ki. Houston eğer Houston'a dönecekse de ben bugün hemen derim ki Alperen ayrıl abi orada. Zaten hani Green'le, Porter Jr.'la, Jabari Smith'le falan zaten Alperen'e top kalmıyordu. Bir de Harden falan dönerse bu gençlerin oradaki gelişim için kullanabileceği toplar iyice kısıtlanır. Ha bir açıdan da şunu da düşünebiliriz. Eğer Harden ya ben zaten takılacağım, çok da kasmayacağım, o kadar çok top kullanmam, asist takılır geçerim gibi böyle daha sokak ağzıyla dönecekse üstüne, sokak kafasıyla dönecekse, ama bir yandan da yine iyi bir kontrat beklentisi de var belli ki. Bilmiyorum ya, ben almazdım açıkçası hani Houston tarafında olsam, ama böyle bu isteğin de kendi bakış açımdan, hani NBA'ye bakış açımdan ve genel geçmişten gördüklerime kıyaslarsam bunun altında bence başka beklentiler var Philadelphia tarafından. Biraz da el yükseltmek gibi geliyor bana. Özellikle Houston'a dönmek istiyorum muhabbet tarafında tabii beni kesin alırlar gibi herhalde bir düşüncesinden bunun daha etkili olacağını da planlamış olabilir. Ama bilmiyorum, bence ayrılması anlamsız olur. Aynı zamanda Houston'a gitmesi de yaptı. Daha sonra Houston'a alması da daha da anlamsız olur. Eğer free kalacaksa ki oyuncu opsiyonu var seneye, free kalma işaretini verdiyse de Houston'dan başka birçok takım da onunla ilgilenecektir. Uzun süreden sonra da iyi bir free agency yaşatabilir bize bir yandan da. Bakalım ne karar verecek ama Houston'a gitmesi bana hiç mantıklı gelmiyor şu aşamada. Evet, gelelim Boston Celtics'e. Bugünkü gündem videomuzun takımı Boston Celtics. Boston bu sene çok ilginç geçiriyor. Neden ilginç? Aslında sezonun genel istatistiklerinde hücumda ligin en iyisi durumdalar. Gerçekten çok akıcı, topsuz oyunu çok iyi oynayan, Tatum'un oyun yönlendirmeyi daha da eline aldığı, Smart'ın top kullanma sayılarını daha iyi ayarlayıp daha iyi tercihler yapıp daha oyunu okuyarak oynadı ki geçen sene de bunu yapıyordu ama biraz fazla top kullanıyordu. Bunu daha iyi oturttu. Jaylen Brown'la Tatum'un uyumunun daha da arttığı, özellikle top bütün baskı Tatum üzerine kaydığında Jaylen Brown'ın dışarıda değil ama özellikle orta mesafe ve içeride daha iyi toplar tercih ettiği, kenardan rotasyonun derinleştiği ki Gallinari de olsa çok daha iyi olacaktı onlar için ki burada Brogdon iyi bir katkı veriyor. Robert Williams'ın dönüşüyle beraber de hücumda boyalı alanda en azından opsiyonları artmaya başladı. Şimdi Boston bir yandan hücumda çok iyiyken de savunmada da geçen sezonun en iyi takımlarından biriydi. Bu sene genelde 7. sıradaydılar. Ve ben genelde Clearing the Glass'tan hafta hafta da bakıyorum. Yani son 2 haftaki durumlarına da bakıyorum. Savunmada çok düştüğü dönemler olmuştu Boston'ın. Burada aslında birkaç farklı istatistik var. Birazdan onlara geleceğim ama şunu da tekrar belirteyim. Son 2 haftasına tekrar baktığımızda, aralığın son 2 haftasına, Boston Celtics hücumda 1. sıradan 20. sıraya gerilemiş durumda. Yani genelde hala 1 ama son 2 hafta içerisinde 20. sırada, savunmada 1'e çıkmış durumda. Yani böyle inanılmaz işte bir taraf yükselirken bir taraf düşüyor şeklinde devam ediyorlar. İki tarafı da en tepeye çekmiş durumda değiller ki bu savunma tarafı biraz hissediliyordu. Şimdi Udoka konusuna tekrar uzun uzun girmeyeceğim. Hani çok konuştuk bu konuyu ama Udoka ceza aldıktan sonra, özellikle Udoka'nın geçen sene yaptığı en iyi şey savunmadaki motivasyonu devamlı kenardan yüksek tutmasıydı. Yani ve burayı biraz daha bir old school koç tadında, biraz daha sesini yükselterek, biraz daha motive ederek geçiyordu. Hücumda ise biraz daha rahat bırakıyordu takım ama savunmada bunu çok ciddi yapıyordu ve orada hiç ipleri bırakmıyordu. Mazula ise tam tersine hücumda biraz daha hani ağızla yönlendirme ya da baskın bir şiddetli bir yönlendirme yapmıyor burada belki Udoka kadar ama hücumdaki akışı arttırmak için Udoka'ya göre de biraz daha serbest bırakmış. Biraz daha burada Tatum'un oyun yönlendirme yetisine de güvenmiş. Ve bunu da Smart'la birleştirince çok daha iyi bir hücum ortaya çıkmış. Ama savunma işte ara sıra sallanıyor. Savunmayı biraz daha toparlamaya çalışıyorlardı ki burada şöyle bir istatistik ortaya çıkıyor. Bu da şu: Boston Celtics geçen seneye göre %5, %6 daha fazla üçlük deniyor frekansı olarak. %44'e çıkarmış durumda maç içerisinde üçlük deneme yüzdesini. Bir yandan da geçen seneye göre İsabet yüzdesi de %35.7'den 38.3'e çıkmış. Yani şu an Boston'ın, ki şu anda 6. sıradalar accuracy'de de, geçen sene 16. sıradaydı bu takım. Yani hem üçlük sayısını, deneme sayısını arttırmışlar hem de isabet ciddi oranda artmış. Ve bu da Boston hücumlarının, özellikle drive and kicklerde Tatum'un, Jaylen Brown'un, Smart'ın yarattığı, ki burada Derek White ve Brogdon'dan da özellikle bahsetmemiz lazım. Bu oyuncular da özellikle drive edip çok iyi boş pozisyon yaratabiliyorlar. Çok fazla üçlük buluyorlar ve burada yüzdeli attıkları zaman Boston'ı yenmeniz çok zorlaşıyor. Ama işte sıkıntı şurada başlıyor. Yüzdeler düştüğü anda savunma da düşük kaldığı için kayıplar geliyor. Özellikle burada üst üste oynanan 2 Orlando maçı çok ilginç bir göstergeydi Boston için. 2 Orlando maçında da bir maçta %24, bir maçta %25 ile üçlük attılar. Sonra Pacers maçında da %31 ile attılar ki bunların hepsi, ki Orlando serisi kendi yüzlerinin çok altındayken Indiana da altında kaldı. Biraz altında kaldı. 2 maçı da, 3 maçı da kaybettiler. Çünkü burada savunmayı da oturtamadılar. Yani bu maçları da ben izledim. Bu 3 maçta da savunma motivasyon olarak da oturmuyor. Teknik olarak da oturmuyor. Teknik olaraktan kastım çok fazla yardım hatası ve rotasyon hatası yapıyorlar. Burada da mesela Jaylen Brown çok ciddi hata yapıyor. Jaylen Brown birebir savunmada bir o kadar iyiyken takımla o koordineli savunmaya geçtiğinde hatalar yapmaya başlıyor. Burada aslında şunu hissediyorum, gerçi şunu da eklemem lazım. Yani mental olarak takımı sürükleyecek bir isim ya da bir iki kaç isim olmadığı için çok ciddi böyle iniş çıkışlar yaşıyorlar. Yani bir an çok coşuyorlar, her şey inanılmaz gidiyor, böyle Boston bir anda fırlayıp gidiyor. İnanılmaz akıcı hücumlar, yüzdeli şutlar. Bazen de mental olarak inanılmaz çakılıyorlar. Ki bunu Brad Stevens döneminde de görüyorduk. Bu belli ki artık genel olarak şu anki Boston Core'unun mental yapısıyla ilgili. İşte bunu bir koçun çok iyi yönlendirmesi lazım. Düştüğü anda iyi kaldırması lazım. Çok çıktığı anda da kontrol etmesi lazım. Çünkü bu sefer de kötü tercihler başlayabiliyor. Kaldıratlara girebiliyorlar. Mazula bunu şu ortamda fena yönetmiyor. Özellikle işte en başta verdiğim istatistiğe dönersek hücum düşerken savunmayı arttırıp yine galibiyet alabiliyorlar. Ki burada dediğim gibi Doğu tarafında 3 mağlubiyet üst üste aldıktan sonra Milwaukee'yi yendiler ve Clippers'ı yendiler dün de. Ki Minnesota galibiyeti de burada kıymetli sayılır. Ama Clippers ve Milwaukee özellikle önemli galibiyetler. Ki bunu yaparken de daha da önemlisi, dediğim gibi üçlük yüzdesi düştüğünde bu takım çok etkileniyor. Ve rakibi de iyi savunadığında daha da düşüyor. Ama Clippers maçında bunu ilk kez kırdılar. Yani Clippers maçında şu istatistiği vermem lazım. Tatum ve Jaylen Brown bu maçta, Jaylen Brown 8'de 0, Tatum 11'de 3 attı. Yani toplam 19'da 3 attılar. Takım olarak %28'de üçlük attılar ve bu maçı kazandılar. Çünkü rakibin yüzdesini de düşük tuttular. Aslında temelde baktığımızda, yani rakip analizlerinde koçların özellikle devre arası analizlerinde öyle çok derine girmeden çözmesi gereken önemli konular rakip yüzdeleri, top kayıpları, boyalı alan sayıları, işte ikinci şans sayıları gibi çok temel istatistiklerdir. Belli ki Boston burada ilk kez bu kadar iyi çözüm üretmiş ve son iki haftada savunmaların da bu kadar tepeye çıkmasının da meyvesini Clippers maçında almış oldular. Burada peki kritik isim kim? Burada kritik isim Jaylen Brown. Jaylen Brown şimdi WARP istatistiklerine baktığımızda, yani özetle impact istatistiği diyelim, yani etki istatistiğine baktığımızda Tatum'un etkisi bu takıma çok daha yüksekken Jaylen Brown o kadar yüksek olmadığı görülüyor. Burada en büyük kırılma da genelde dış atışlarda ortaya çıkıyor. Verimlilikte ortaya çıkıyor. Yani Jaylen Brown geçen seneye göre, geçen sene %36 ile yaklaşık üçlük atarken bu sene %33 ile atıyor. Ve deneme sayısı da artmış durumda. Yani 7 üçlük denerken bu sene 7.6 üçlük deniyor. Ki işte esas bozan kısım da burası. Daha fazla deneyip daha düşük yüzdeli atması. Aslında aynı isabeti buluyor. Buradaki denemeleri de genelde daha zor toplar. Ve daha zor topları deneyip daha çok kaçırabiliyor. Ya da köşede bulduğu boş şutları da kaçırabiliyor. O biraz daha düşük sayıda ama bu zor toplarda kaçırdıkları özellikle hücumun ahengini de bozabiliyor. Burada efficiency'sini de düşürüyor Jaylen Brown'un. Ve genel olarak da hücum sistemini bozabiliyor. Ve impact'ini etkiliyor. Burada esas sıkıntı da şu. Rakip takım zaten Tatum'a çok kilitlendiğinde ya da Tatum'a odaklandığında Jaylen Brown'un özellikle yine bir yoğun baskı altında dış atış bulması çok kritik oluyor onlar için. Yüzdeleri düşerken özellikle de Boston'ın. Bunu Jaylen Brown toparlamaya başladı. Bunu toparladıktan sonra takım da toparladı. Direkt etkisini hissettiler. Diyordum ki ta ki dünkü maça kadar, Clippers maçında yine Jaylen Brown çok kötü attı. Yani 8'de 0 attı. Ondan önceki iki maç üst üste, Milwaukee maçında 9'da 5, Houston maçında 15'de 6 atmıştı ki bunlar %55 ve %40'a tekabül ediyor. İyi yüzdeler. Yani %35, %40 civarını bulduğu zaman Tatum'un yanında çok daha iyi bir tamamlayıcı oluyor ki Boston'ın oyun yapısı içerisinde. Şimdi burada Boston'ın dikkat etmesi gereken konu, özellikle Jaylen Brown'ın dikkat etmesi gereken konu, kendi şut tercihlerinin aslında ne kadar kritik olduğu. Şimdi Tatum yıllar içerisinde bunu çok geliştirdi. Smart bunu çok geliştirdi. Kenardan gelen Brogdon, keza 5'te başlayan Derek White bu konuda nispeten iyi iş çıkartıyorlar. Ama Jaylen Brown hala çok kötü toplar seçebiliyor. Yani kendi kredisinin dışında, kendi istatistiklerinden de bağımsız olarak söylüyorum bunu. Oyunun akışında, özellikle de mesela oyunun akışından kastım ne? Boston hücumu biraz sallanmaya başlıyor mesela. Savunmayı toparlaması lazım. Yine hücumda çok kötü bir üçlük denediği zaman bunun geçişi fast break oluyor. Ve bu sefer -3, -2, bir anda -5 oluyorsunuz. Bunlara biraz daha dikkat etmesi lazım. Dikkat ettiği anda, ki zaten Tatum da bundan bahsediyordu geçenlerde, ki bence haklı bir serzenişti. Ya geçen sezon birimizin takas olmasını söylüyorken bu sene Michael Jordan'la Pippen tartışması yapılıyor. Evet biz geçen seneden daha iyiyiz ama onlar kadar iyi değiliz dedi. Onlar kadar iyi olabilmesi için işte Jaylen Brown'un bazen o ikinci rolünü, yani primary oyuncu olmadığını kabul etmesi lazım. Tatum'un da tam aksi yönde belki de bazen, hani bak bunu Tatum daha iyi yapabiliyor. Tatum kötü oynadığı maçlar, özellikle geçen sene playoff'ta çok tartışıldı bu. Ama Tatum kötü oynadığı maçlarda en azından asist yönünü öne çıkartarak, oyunu yönlendirme yönüne baskın kılarak bu işi çözüyordu. Jaylen Brown'un da bunu kesinlikle çözmesi lazım. Eğer o gün dış atışları kötü gidiyorsa belki de ısrar etmemesi lazım. Boy alanı daha iyi atak etmesi lazım. Savunmasını daha yüksek tutması lazım. Geçiş hücumlarında dikkat etmesi lazım top seçerken gibi. Yani ikisi zaten Pippen'ın Jordan'la birbirini tamamlamasının ana nedeni buydu. Yani Jordan sahada olmadığında Pippen tabii ki bir anda süperstar bir oyuncuya da dönüşebiliyordu ama ikisi beraberken de bu rolü çok daha iyi kabul edip mükemmel tamamlıyordu onun sahadaki rollerini. Brown'un bence artık burada biraz daha bunu kabullenmesi lazım ki kabullenme geldiği noktayı görüyoruz. Ki bu kadar kötü oynadığında bile maç kazanabilen bir Boston bence playoff'ların en korkutucu takımı olur. Yani şu dakikadan sonra harbiden net şampiyonluk adayı olurlar. Bu seneki takımlar içerisinde baktığımızda da eğer Robert Williams da daha sağlıklı kalır ve boyalı alan savunmasına yükseltirlerse gerçekten ciddi adaylık seviyesini direkt şampiyonluğun en net adayı haline getirebilirler. Ama bu konuda Jaylen Brown'un çok dikkat etmesi gerekiyor. Tabii diğer taraftan da bütün odak Brown ve Tatum'a kaydığında diğerleri ne yapıyor konusu da var. Orada herkes cidden ekmeğinin taştan iyi çıkartıyor. Çok doğru seçerek çıkartıyor. Mazula'nın belki burada hem bu kadar bu serbestliği içerisinde karar alırken bu oyuncuların da bu kadar uyumlu olması da en büyük başarısı. Yani Derek White, Brogdon, Horford, keza burada kenardan gelen Hauser'ı sayabiliriz. Yani bu isimlerin hepsi, Smart burada en önemli isim tabii, onu atlamayalım. Bu isimlerin hepsi çok doğru top seçme odaklı oynuyorlar. Oyunun flow'undan kopmuyorlar. Tatum'la Brown'ı destekleyecek şekilde oynuyorlar ve kendilerine bir alan yaratmaya çalışmıyorlar. Yani ekmeklerini taştan çıkarıyorlar derken aslında ondan bahsediyorum. İyi bir ikinci şans sayısı kovalıyorlar. Top onlarda birebir de kalırsa ve baskı artmışsa diğerlerinin üzerinde kendi boşluklarını bulup oradan yaratabiliyorlar. Savunma impactleri zaten belli. Yani Brogdon, Derek White'dan vesaire, Smart zaten savunmanın lideri. Onunla beraber kısa rotasyonda da iyi bir savunma etkisi yaratabiliyorlar. Tekrar Robert Williams'a da ufak parantez açacağım. Robert Williams'a tabii üretim derken şunu kastetmiyordum az önce. Robert Williams'ın öyle boyalı alanda skorer bir isim olmasından değil. Robert Williams'la hücumdaki üretim özellikle pikten başlıyor. Yani screenlerden. Çok iyi bir screener. Hemen de etkisi hissediliyor. Onun screenleriyle başladıkları hücumlarda savunmayı eksiltmeleri ya da savunmayı zor duruma sokmaları daha yüksek ihtimal. Robert Williams'ın buradaki etkisi, hücum reboundu etkisi falan, bunlar çok önemli onlar için. O yüzden sağlıklı kalması gerekiyor. Özellikle de yani pick and roll'den sonra başlayan, ki Boston bunu sezon başında aslında çok iyi yapıyordu. Topsuz oyunlar. Herhalde bunu en iyi yapan takım bu sene Denver. Yok için yaptığı büyük hücum organizasyonuyla inanılmaz topsuz oyunlar besleniyor orada. Boston da bu akıcılığı çok iyi yakalıyordu. Robert Williams'ın dönüşüyle iyi screen kullanarak da bunu arttıracaklar diye düşünüyorum. Evet, son olarak Boston'da tekrar şunu da ekleyeceğim. Hani orta mesafe konusu da bu senenin yine tartışılan konularından, ki Jaylen Brown'un burada impact'inin düşme nedenlerinden biri o. Şimdi notlarıma bakarken tekrar gördüm. Orta mesafe denemelerindeki ısrarı biraz daha. Dış şut seçimlerindeki denemeleri artsa da yüzdesi düşüyor. O da mental olarak daha orta mesafe, daha fazla orta mesafeye denemeye gidiyor. Tabi bu da biraz savunmanın ağırlık merkezini değiştiriyor. Daha rahat gömülebiliyorlar. Daha rahat gömülünce daha rahat savunma rotasyonu yapabiliyorlar. Daha rahat yetişebiliyorlar. Daha rahat yardım getirebiliyorlar. Bugün mesela Nets tarafına da bakarsak, Nets'in yüzleri dış şut attığı, ki hani Durant'le Kyrie çok fazla mid game oynayan iki oyuncu. Ama bir yandan da çok yüzleri dış şut buluyorlar ve deneme sayılarını ve yüzlerini arttırdıkları maçları da daha rahat kazanıyorlar. Mesela bunların bir örneği Cleveland Cavaliers maçı. Kyrie orada da inanılmaz attı üçlüklerini. Çok etkiliyor. Yani Jaylen Brown bundan kaçamayacak. Jaylen Brown'un belli ki burada biraz mental olarak da etkilendiği bir konu var. Umarım kaçmaz, umarım üstüne gider. Hani bunu şöyle de söyleyeyim. Yani Jaylen Brown'un sağ dışı bütün aptallıklarını bir kenara bırakarak, hani sağ içinde ne konuşarak söylüyorum. Burada artık kendisine daha fazla güvenmesi ve mental olarak daha fazla güçlenip özellikle bu mid tercihlerini savunmanın geometrisini bozmayacak şekilde ayarlaması gerekiyor deyip Boston kısmını da bitiriyorum. Boston'la ilgili yorumlarınız varsa da aşağıya bekliyorum. Son olarak gerçekten Boston bir tarafı düşse de bir tarafını çok yükseltebilen bir takım. Hücumda muazzamlar bu sene. Savunmayı da toparlıyorlar. Özellikle son seneyi kapatırken iyi noktalara çekmeye başladılar. İkisini en üste çektiklerinde sakatlık da olmazsa yani cidden şu anda şampiyonluğun en net adaylarından biri durumundalar deyip seneyi kapatıyoruz. Evet, sezonun değil tabii ki. Senenin son NBA yayını oldu. Bundan sonraki NBA'ye minimum 15 gün sonra gelecek çünkü ay sonundan sonra ocağın başında, tabii ay sonunda, ocağın başında İstanbul'a gidiyorum. İstanbul'da 3 gösterimiz olacak. Biraz ondan da bahsedeyim kapatırken, hiç haberi olmayan varsa. Yatay Bakış, Can Sungur'la birlikte yaptığımız, işte bu hikaye göt ben miyim, yine Yiğitcan ve Mert Yunan'la yaptığımız Bu iki gösteri artı yine Yiğitcan Günhan ikilisiyle yaptığımız Buraya Nasıl Geldik diye bir konseptimiz daha var. Bu üç konsepti sahnede yapıyoruz. Geçmişte de yaptığımız gibi. İstanbul'da üçü bir arada olacak 7 Ocak'ta. Biletlerin bir kısmı tükendi. Seans olan biletlerin bir kısmı tükendi. Diğer kısımlara da çok az kaldı. 9 Ocak'ta İzmir'deyiz. Orada da çok az bilet kaldı. 11 Ocak'ta da Ankara'dayız. O da en son baktığımda bitmek üzereydi. Eğer ilginizi çekiyorsa, merak ediyorsanız, ya ben sırf NBA yayınlarına, videolarına geliyordum, ya böyle bir şey mi varmış, sen böyle sahnede mi çıkıyorsun abi, hayırdır diyeniniz varsa aranızda bakabilirsiniz. Biletlerle ilgili linkler ve açıklamalarda bu videonun altında olacak. Kendinize iyi bakın. Umarım iyi bir yıl olur hepiniz için. NBA'de desteklediğiniz takımlar başarıya ulaşır. İyi maçlar izlersiniz. Keyifli bir NBA sezonunu 2023'te umarım tamamlarız. Kendinize iyi bakın. Bay bay.